Evet arkadaşlar, şimdi sizleri Danışment Tabiat Parkı'na götüreceğim. Şu an burası da Danışment Köyü. Danışment Tabiat Parkı'na giden yol serüvenini sizlere bu şekilde görsellemiş olayım. Buradan Sapak'tan Danışment Tabiat Parkı'na gelmek isteyenler için hazırlıyorum bu videoyu. Yollar gerçekten bu şekilde çok sarsıtıcı. Yolları yapılmamış, köy yolu, orman yolu. Ve bu yoldan şimdi Danışment Tabiat Parkı'na kadar gideceğiz. Bu dereyi, bu tepeyi iniyoruz arkadaşlar. Danışment Tabiat Parkı'na giden yol bu zorlu off-road alanlarından, bölgesinden geçiyor. Gördüğünüz gibi çok yavaş gitmek zorundayız. Bu yollardan alçak araçlar gidemez arkadaşlar. Çok dikkatli olmanız lazım. Aracınızın bakımlarını yapmadan bu yollara düşmeyin. Danışment tarafına. Böyle bir parkın yolunun daha düzgün olmasını beklerdik açıkçası. Araç bu yollarda birinci viteste giriyor arkadaşlar. Ve bu zorlu parkurdan sonra Çakıllı Mıcırlı Danışment Tabiat Parkı ana yoluna çıkıyoruz. Ve bu yolda bizi Danışment Tabiat Parkı'na kadar götürecek. Çöp kamyonumuz geliyor, çöpleri toplamaya toplamış. Gerçekten buranın çok zorlu yolları var. Şu an şu yol betonlanmış ve kademe kademe düşürülmüş tırnaklı bir yol gibi arkadaşlar. Aracınızla burada tamamen 0,5 kilometre ile iniş yapıyorsunuz. İnmesi de biraz problem, çıkması da problem. Ve bu şekilde Danışment Tabiat Parkı'na varış
yapacaksınız. Ve burası Danışman Tabiat Parkı girişi arkadaşlar.